Merhaba, ben Ali Soylu, bir akademisyenim. Oklahoma Eyaleti Cameron Üniversitesi'nde insan kaynakları, yönetim ve organizasyon dersleri veriyorum. Bugün Amerika'da emeklilik konusu kısaca değerlendirilecek. Bu konuya ilave olarak Amerika'daki işçi hakları, iş yerlerinde ayrımcılık, taciz, eğitim konusu, üniversite, master ve doktora eğitimi, burs ve eğitim masrafları, green card gibi hepimizi ilgilendiren konulara değineceğiz. Amerika'da emeklilik konusu ile başlayalım. Evvela Amerika'da emekli olabilmek için ya vatandaş ya da green card'lı olmanız gerekir. Bir de 10 yıl çalışmış olmanız gerekir. Her çalıştığınız yıl 4 puan biriktirmek gerekir. Emekli olabilmek için her 1500 dolarlık vergilendirilmiş geliriniz için 1 puan kazanıyorsunuz. Kazancınızın 6000'i geçen kısmı için puan almıyorsunuz. Fakat yıllık 120 bine kadar olan kısmından Social Security tax alındığı için emekli olunca maaşınızın miktarı yükseliyor. Yani resmi olarak paycheck alarak vergilendirdiğiniz gelirlerin üzerinden Social Security vergisi alınmalı ki her 1500 dolarlık geliriniz için ödediğiniz o vergiden dolayı 1 puan kazanıyorsunuz. Fakat bu yıllık ancak 4 puan olabiliyor. Bu demek değildir ki sadece 6000 dolarlık kısmını vergilendirin, diğerini rapor etmeyin. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Fakat bu en az gerekli olan miktardır o 4 puanı kazanabilmek için. Çalıştığınız süre ve kazandığınız miktar arttıkça emeklilik vaktiniz geldiği zaman alacağınız aylık miktar da artacaktır. Şimdi ben sevgili dinleyicilerimize emeklilik için minimum en az gerekli olan şartları söylüyorum. Amerika'da emekli olabilmeniz için en az 10 yıl çalışmanız ve bu sürede yılda en az 4 puan almak üzere toplamda 40 puan biriktirmiş olmanız gerekiyor. Bu 40 puanı 10 yılı aşkın bir sürede de toparlayabilirsiniz. Örneğin bir yıl resmi olarak yani paycheck alarak ya da self-employment, kendi işinizi yaparak, diyelim boya yaptınız, Uber şoförlüğü yaptınız ya da Lyft şoförlüğü yaptınız ya da bir garson olarak çalıştınız ama 3000 dolar kazandınız. Bu durumda 2 puan kazanabiliyorsunuz. 1500 dolarlık kısmına 1 puan alıyorsunuz. Ertesi yıl 50 bin kazandığınız varsayılırsa bu durumda en fazla 4 puanınız oluyor. Puan açısından bu yeterli olabilir. Fakat ödediğiniz sosyal güvenlik vergisi artacağı için daha çok çalışmak ve daha çok kazanmak, ileride emekli olduğunuz zaman aylık daha çok almanız anlamına gelir. Toplamda en az 10 yıl çalışmak ve yine toplamda 40 puan biriktirmek gerekiyor. Diyelim ki 10 yılda 40 puan biriktirdiniz ve düşük bir geliriniz vardı. 6 bin, 10 bin, 20 bin her neyse yani ortalamanın altında düşük bir geliriniz olduğunu varsayarsak yine 5500-6000 dolar civarında en az bir gelir elde ettiğiniz için toplamda o yıl için 4 puan alıyorsunuz. Bunu böyle varsayarsak yani başka da kayıt altına aldığınız ve Social Security tax ödediğiniz bir işiniz olmadığı varsayarsak emekli aylığınız en düşük seviyede olur. O da bugünkü şartlarda 850-900 dolar civarında aylık emeklilik maaşına denk gelir. 1960 öncesi doğanlar 62 yaşında erken emeklilik ve 65 yaşında tam yani full emekli olurlar.
Ancak 1960 sonrası doğumlular için durum değişiyor. Onlar da 62'de erken emekli olabilirler. Fakat full emeklilik için 67 yaşını beklemeleri gerekir. İyi insan başka insanlara faydalı, yararlı olandır. İyi insan olmak amacı ile sizlerle beraber bu sohbeti sürdürüyoruz. Amerika'da emeklilik yaşı 1960 öncesi doğumlar için 65 yaş, 1960 sonrası doğumlar için 67 yaşlarında full emeklilik olunabilir diye konuşmuştuk. 1960 öncesi ve sonrası farklı yıllarda doğanların emeklilik yaşları azıcık farklı olacaktır ama genel anlamda durum böyle. Tabii doğal olarak insanlar çalışırken emeklilik maaşlarına nispeten fazla alırlar. Yani çalışırken insanlar yüksek maaş alır, emekli olunca bu miktarlar düşer doğal olarak. Emekli olunca bazı kişiler alışılagelmiş hayat konforlarını sürdürebilmek için yani sosyal güvenlikten emeklilik dışında özel emeklilik alternatiflerini tercih edebilirler ve ediyorlar. Bu da normaldir. Social Security emeklilik sisteminden daha önce normal çalışma sırasında alışılagelmiş hayat konforunu sağlayamayacak derecede emeklilik maaşı düşeceği için farklı arayışlar içine girebiliriz, giriyoruz. Ve bu da normaldir. Social Security emeklilik sisteminde emekliliği hak eden kişiler 900 ile 3500 dolar arasında aylık gelir elde edebilirler. Yani en düşük süre ve en düşük kazanç miktarı ile emeklilik gereklerini yerine getiren kişi 800-900 dolar civarında bir aylıkla emeklilik başlatabilir. Bugünkü para değerleriyle ki bu her yıl update ediliyor, yenileniyor, güncelleniyor. 3500-3600 dolara kadar çıkabilir. Bunun sebebi ise Amerika'da Social Security tax sistemi 120 bin dolar kazanca kadar çalışıyor. Yani 120 bin, ilk 120 bin dolarlık kazancınızdan Social Security tax alınıyor. Dolayısıyla emeklilik maaşınızı Social Security sisteminden emekli olanlar için diyorum, emeklilik maaşınız belli bir seviyede kalıyor. İsterseniz yıllık milyon dolarlar kazanınız, bu miktar değişmeyecek. Yani bir üst limiti var ve orada takılıp kalıyor. Ancak her yıl bu güncellenirken işte ekonomik şartlar, enflasyon vesaire 100-150 dolar her yıl artabilir. Sizin emeklilik yaşınız geldiği zaman bu miktar değişecektir. 4000'lerin üstüne de çıkabilir. Yani Social Security emeklilik sisteminde emekliliği hak eden kişiler işte yuvarlak olarak 900 ile 3500 dolar arasında aylık gelir elde edebilirler. Bu da çalıştıkları yıl ve kazançlarına göre değişir. Çalıştıkları yıl ve yıllık kazançları yüksek olanlar 65 ya da 67 yaşlarında emekli olunca az çalışanlara ve az kazananlara nispeten elbette daha yüksek aylık gelirler alırlar. Bu biraz da teknik bir konu. Social Security Administration Office'i bu konuda net hesaplamayı yapar. Kaldı ki bu ofis istek üzerine her yıl Social Security Statement'larınızı yani hesap özetlerinizi adresinize gönderir ya da web sayfalarını ziyaret ederek adınıza bir hesap açarak yıllık hesap özetlerinizi bilgisayarınıza indirebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Bu hesap özetinde sizin, eşinizin, ölürseniz çocuklarınızın ve eşinizin ne kadar aylık para alacağı yazılıdır. Bu tahminidir. 3 aşağı 5 yukarı o miktarlarda bir
emeklilik geliri elde edebilirsiniz. Unutulmaması gereken şudur. Hayat akıp gidiyor. Ömür sermayesi her geçen gün, saat ve hatta saniye tükeniyor. Taştan, demirden yapılmış, yaratılmış insanlar değiliz. Etten, kemikten, belli bir yaşam süresi olan varlıklarız. Sonuçta herkes yaşlanacağı için çalışma gücünü, şevkini, motivasyonunu, arzusunu yitireceği için, belli bir yaştan sonra çalışma isteği olmayacağı için bu gibi tedbirlerin genç, dinamik, enerjik olduğumuz yaşam ve çalışma motivasyonunun yüksek olduğu gençlik döneminde önümüzdeki beklediğimiz nispeten daha yavaş bir hayatta ya da çalışıp yorgun düştüğümüz o dönemde finansal olarak, maddi olarak bir zorluk çekmemek adına her çalışanın mutlaka bu emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olması ve böyle bir arayışa girmesi ve gerekli adımları atması gereklidir, zaruridir. Madem bizim de belli bir hayat sermayemiz var ve bu sermaye de gün geçtikçe tükeniyor, gelecekte yaşlandığımızda finansal olarak başkalarına muhtaç olmak istemiyorsak, gelirlerimizi mutlaka vergilendirelim. Emeklilik için gerekli olan asgari şartları yerine getirelim. Bunu önemle tavsiye ediyorum. Er ya da geç hepimiz o aşamaya geleceğiz. Ne yapabiliriz'i, ne olacağını şimdiden düşünmek gerekir. İş işten geçmeden, dönüşü mümkün olmayan bir yere, bir yola girmeden önce yapılması gerekenleri zamanında yapmak ve o güne hazır olmak gerekir. Unutmayın, emeklilikte yüksek aylık geliriniz, uzun çalışma ve ödediğiniz sosyal sigortalar vergisi miktarına bağlıdır. Amerika'da eğer yaşıyorsanız ve bu sistemde çalışıyorsanız, bazı terimlerin de İngilizcelerini mutlaka biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum, öğrenmeniz gerekir. Yani Social Security nedir? Retirement nedir? Tax nedir? İş hayatınızla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili haklarınızı ve sorumluluklarınızı İngilizce olarak ifade edebilecek, anlatabilecek, anlayabilecek durumda olmanız gerekir. Bunlar bilinmesi gereken konulardır. Sizin, çocuklarınızın, eşlerinizin hakları, başınıza bir iş geldiği zaman neler yapabileceğiniz, ne tür haklarınız olduğunu, yasal haklarınızı bilmek ve bunları İngilizce anlamak ve anlatabilmek durumunda olmamız gerekiyor. Sosyal güvenlik, emeklilik sisteminden biraz da özel emeklilik sistemine geçelim. Bu konu da çok geniş bir konudur. Fakat bu programda kısaca değineceğim. Başka bir gün, başka bir konuda, başka bir programda bu konuyu da detaylı inceleyebiliriz. Ümit ediyorum. Farklı eyaletlerde ve farklı meslek gruplarında farklı özel emeklilik sistemleri olabilir. İş hayatında çalışıyorsanız dinleyicilerimizin %99'u 401k nedir bunu biliyorlardır. Fakat ben kısaca özetleyeyim. Bu sistemde siz aylık gelirinizden belli bir yüzde oranında para yatırırken iş yerinizi patronunuz, çalıştığınız firmada bu miktarı belli bir orana kadar match edebilir. Yani o miktarda ilave eder. Sizin yatırdığınız miktar kadar onlar da emeklilik fonuna sizin adınıza bir miktar yatırabilir. Ya da sizin yatırmış olduğunuz miktar kadarını yatırabilir. Örneğin siz her ay maaşınızın %5'ini
emeklilik fonuna aktarırken iş yerinizde o miktarda hesabınıza katkı sağlar. O bir özlük hakkıdır. Kanunen işveren onunla sorumlu değildir. Fakat bunu bir benefit olarak çalışanlarına veriyorsa size de vermesi gerekir. Bu oran bazı iş yerlerinde %7 de olabilir. Aşağıda olur, yukarıda olur. Fakat daha yaygın olanı %3, 4, 5, %7'lere kadar çıkabiliyor. Ancak sizin maaşınızdan kesinti yaparak özel emeklilik fonuna yatırmak istediğiniz miktar maaşınızın %15'ini geçemez. %1'den %15'e kadar farklı oranlarda maaşınızdan kesinti yapılmasını ve bunun emeklilik fonunuza aktarılmasını çalışan olarak isteyebilirsiniz. Eğer bu benefit, bu özlük hakkı çalıştığınız iş yerinde çalışanlara veriliyorsa, unutmayın, bu yasal bir zorunluluk değildir. İşçilerin memnuniyetini arttırmak için işveren tarafından sağlanan bir faydadır. Bu miktardan vergiler kesilmediği için avantajlıdır. Yani sizin brüt geliriniz üzerinden bu yüzde alınır ve vergi kesilmez. Bu konuyu başka bir programda detaylandırmak isterim. Çünkü geniş bir konudur. Özet halinde biraz size bilgi vermeye çalıştım. Ancak yeterli değil. Vaktimiz ve programın kapasitesi buna elverişli olmadığı için bu konuyu farklı bir programda işleyelim istiyorum. Umarım bu ilk programımız yararlı olmuştur. Daha geniş bilgi için YouTube kanalımda emeklilikle ilgili iki kısa video izlemenizi tavsiye ederim. Farklı konuları işlediğim YouTube kanalımda emeklilikle ilgili 5-6 dakikalık iki ayrı video var. Bunları izlemenizi tavsiye ediyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Twitter kullanıyorsanız lütfen Doktor Soylu Twitter hesabımı takip ederseniz sorularınızla programlarda hangi konuları işlememiz adına beni yönlendirmiş olursunuz. Özelden yazacağınız sorular ya da yorumlarla beni program konusu seçme adına yönlendirirseniz elbette hepimiz için daha yararlı olacaktır. Bir dahaki programda buluşmak üzere hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, mutlu haftalar dilerim. Hoşça kalın.